Ayşe, istersen birlikte yiyebiliriz. Ne oldu ya? Biz arkadaş değil miyiz? Ya. Nasıl ya? Sen bizim eve geldin. Ben de seni evine bıraktım. Öyle kolay mı sanıyorsun sen benimle arkadaş olmaya akıllı mı? Değil mi? Sen şimdi benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? Evet tabii ki de. Başka ne olacak? Güçlerimizi birleştirelim mi diyorum ben? İlk önce hak etmen gerek. Tamam. Söyle kimi istiyorsan döveyim. Gör sen de. Kimseye ihtiyacım yok. Ben istediğim zaman istediğim kişiyi dövebilirim. Ne yapacağım o zaman? Benim cesaret testimden geçecek. Tamam. O hiçbir şey değil ki. Ben cesurumdur zaten. Öyle kolay sanma. Ben sana sonra haber vereceğim ilk sınavına. Anladın mı Fika? Ya Ayşe, bana kavga de, dövüş de ama bunu deme. Ya nasıl yapayım ben bunu? Ha tamam, yapmazsan yapma. O zaman artık bana selam bile veremezsin. Hadi düşmanız artık. Ya tamam, gel yapacağım, gel. Tamam yapacağım. Hadi yap da görelim. Ha sonuna kadar gideceksin ama. Eğer yarıda vazgeçersen kaybetmiş sayılırsın. Hı? Tamam. Hadi. Kızım bana bak. Güneş'e, Güneş'e niye? Seni atarım okuldan. Ateş ettik, bilmecik, kendimize yenildik. Ayakkabı beğendim. Ne misin oğlum sen? Dama, dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, ah, nerede bir sakin Güneş'e. Bilmecik ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadı. Ahmet! Gel şuradan, şuradan. Ben alacağım. Güneş'e. Lan! Geldi peşkisi. Versene şunu. Berçak. Oğlum versene şunu. Fiko! Yürü git. Rahmet, ne mi rezildik? Ya hocam, ateşi falan çıkmıştır bunun ya. Bir de bizim aile çok şey yaşadı bu ara. Babam hastalığı işte, ameliyat oldu. Böyle annem bir gitti, bir geldi. En son yeğenimiz kaçırıldı falan. Bunun kafa yandı orada tabii Bey. Ondan yapmıştır bu. Bir daha ablanızı çağırttırmayın buraya. Tamam hocam, halledelim. Ne olur, atarım okuldan. Şakası yok mu işin? Haklısın hocam, hallediyorum ben şimdi. Siz ne bakıyorsunuz orada? Hadi sınıfınıza! Çabuk! Müdürün odasında şarkı söylemek ne oğlum? Ha? Attıracak mısın sen kendini okuldan? Tamam abi, kapatalım konuyu. Ne kapatalım konuyu? Söyle, niye yaptın? Ayşe, sen yaptın değil mi? Kesin sen söyledin. Ya Kiraz, sen karışmasana ya. Vallahi Ayşe demiş abi. Sen benim kardeşimden ne istiyorsun ya? Başını belaya mı sokmak istiyorsun? Ayşe, sen mi söyledin Fiko yapsın diye? Ya abi yok. Ufacık bir kızın dediğini mi yapacağım ben? Allah Allah. Benim aklım yok mu ya? Yok. Ya ben kendi isteğimle yaptım. Onun bir suçu yok. Yedi bu çocuk kafayı. Fiko, Fiko. Teşekkür ederim. Senin de sesin fena değilmiş. Ya kızım, senin yüzünden bütün okula rezil oldum. Kendi isteğinle yaptım. Bana ne? Sen yap demedin mi? Neyse tamam. Arkadaş olduk değil mi? Yok. İkinci bir sınavın daha var. Ne? Nasıl ya? Bitmedi mi? Bitmedi. Ya abi. Ha. Ben bu kitabı hiç okumak istemiyorum ya. Çok böyle hiç akmıyor ki. Hızlı okursan hızlı ilerlersin Fiko. Sen kitapları elinde sakız yapıyorsun. O yüzden öyle oluyor. Oku oğlum, oku. Kafanı biraz faydalı şeylerle meşgul et. Ya abi. Sen hani bana bir tane kitap vermiştin ya. Onu Fiko'ya mı versek acaba? Bir tane çocuk gemiye atlıyordu. Sonra başka bir ülkeye gidiyordu çalışmak için. Fiko öyle şeyleri sever. Nasıl ya? Öyle oluyor mu? Hiç pasaportun var mı? Annem baban nerede diye hiç sormadan oluyor mu öyle? Fiko herhalde kaçak gidiyordur. Hadi be. Öyle oluyor mu? Okuma oğlum sen, okuma.
Tamam mı? Ya ne sokuyorsun şunun aklına şöyle şeyler ya? Ben sana daha sakin bir roman bulacağım. Yürü. Tamam abi, hadi görüşürüz. Fiko'nun aklını çeldi bu kıza. Aynen. Öyle olur işte Kirazcığım. Erkeklerin durumu böyle olur. Neyse, boş ver sen, hadi yürü. Benim sınavın için hazır mısın? Değilim ama ne yapacağız işte. Hazırım. Yürü okula. Hadi hadi, oyalanma. Oğlum kavga etmeyin. Geçin sınıfınıza. Gömleğini içine sok. Bu sefer kesin atılacağım ya. Kızım bu saç ne? Düğüne mi gidiyorsun? Topla çabuk şunu. Topla. Topla, 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 topla. Ne yapıyorsun lan sen? Kafa mı yedin? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen Erkan? Neye gülüyorsunuz siz? Fiko! Ne oluyor orada? Ne yaptın sen? Ulan! Aa! Hocam buyurun size. Önüne bak. Çocuğun evini bir kontrol et. Ne kaldı akşama şurada? Öyle mi diyorsun? Tabii canım, hadi. Ya tamam. Bir şey diyeceğim. Bu nerede kaldı bu Zeynep ya Ömer? Getirsin artık Zeynep'i. Saat kaç oldu? Eğleniyorlar demek ki. Niye suratın asıldı senin ya? Ya Filiz, çocuğun Ömer'e bir gidişi vardı. Görmeliydin ya. Bana bir kere bile böyle bakmadı. Sevmiyor bu çocuk beni. Ben anne olamayacağım belli ki ya. O saçmalama, olur mu ya? Annelerin en güzeli olacaksın sen. O şimdi parka gidiyor diye sevinmiştir, heyecanlanmıştır çocuk. Öyle mi diyorsun? Halde. Efendim? Efendim? Ne? Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sağ olun, sağ olun. Fiko, yapmış yine yapacağını. Ben bir okula gidiyorum. Şu Ömer'i sen arasana, be Zeynep'i getirsin, ne olur. Hadi bakalım, koş. Aa, geldiniz mi? Hafiz. Filiz, ben seni hastanedesin diye biliyordum. Ay yok, ben de yeni geldim de çıkmak zorundayım şimdi. Kuzum, hadi geç, Tülay ablanla otur güzel güzel. Barış abin de gelecek akşama. Ben Barış abiyi sevmiyorum, Ömer abiyi seviyorum. hadi biz içeri geçtik, hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Ömer çok sağ ol vallahi ya, hakkını ödeyemeyiz. Çocuğun yüzü gülüyor. Ne demek, onlar mutlu olsun yeter. Sen nereye? Ya Fiko azmış kudurmuş okulda yine de. Öğretmenine kağıttan kuyruk mu yapmış, ne yapmış, okuldan atmasın, hadi yalvarmaya gidiyorum. İyi, bol şans sana o zaman. Sağ ol. Hadi görüşürüz, acelem var benim. Veriyorum tasdiknamesini. Bu çocuğun okumaya niyeti yok. Kaç defa ikaz ettim. Bu son şansı dedim. İnadına yaptığına bak ya. Müdür bey, yapmayın ne olur. Bakın bu Fikret'in yapacağı iş değil. Kavga deyin, dövüş deyin, dayak deyin ama Fikret yapmaz öyle şey. Konuşsana Fikret. Ya müdür bey, ziyan mı olsun sokaklarda okumasında? Bırakayım da diğer öğrencileri mi ziyan etsin? Ne hali varsa görsün artık. Fikret konuşsana oğlum. Ben yapmam böyle şey desene. Atılacaklar okuldan, basket ne olacak? Geçmiş olsun Filiz Hanım. Alın tasdiknameyi. Abi, şimdi Fikret okuyamayacak mı? Ya Kiraz bir dur ya. Ben yaptırdım. Fiko'nun suçu yok.
tehdit ettim, yapmak zorunda kaldı. Benim yüzümden. Hayır hocam, onda hiçbir şey yok. Ben kendim yaptım. Müdür bey, bu eşek şakasına ben maruz kaldığıma göre müsaade ederseniz cezalarını da ben kesmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Bu çocukları okuldan atmak suça teşvik demek. Ama okulda kalırlarsa onları kazanma şansımız var. İyi de hocam, bu ikisi okulun huzurunu kaçırıyor. Bana bırakın. Bundan sonra ikisinden de ben sorumluyum artık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tabii suçları cezasız kalmayacak. Tabii tabii. Eti sizin kemiği benim. Nasıl isterseniz. Her gün okuldan sonra 2 saat benim nezaretimde okul kütüphanesini düzenleyecekler. Tamam hocam, siz nasıl isterseniz. Çok sağ ol. Pekala, bu iş hallolduğuna göre herkes dersini başına. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.